sabahki konuşmanızı dikkatlice dinledim. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, alım gücünde meydana gelen kayıplar, köydeki fahiş fiyatlı elektrik bedelleri ve sarmalık kıyılmış tütündeki adaletsiz vergilendirme oranı başta olmak üzere vatandaşın yaşadığı sorunları ifade ederek sorunların çözümü için Bakan Nebati'ye çağrıda bulundu. 384 lirayken bir vatandaş 27 lira, yaklaşık 7 çeyrek altın alıyor. Maaşlara yapılan zamların vatandaşın cebine girmeden eridiğini ifade eden milletvekili Tutdere, verilen desteklerin yapılan maaş artışının vatandaşın yoksulluğunu ve işsizliğini ortadan kaldırmadığına dikkat çekti. Sabahki konuşmanızı dikkatlice dinledim. Özellikle konuşmanızın 22. sayfasında asgari ücrete %95 oranında zam yaptığınızı, memur emeklerine %85, Bağkur SSK emeklerine de %78'e varan zamlar yaptığınızı söylediniz. Siz iktidar olarak sürekli 2002 ile 2022'yi kıyaslıyorsunuz. Ben de yapmış olduğunuz bu zamları asgari ücret üzerinden 2002 ile 2022'yi kıyasladığımızda, bakınız 2002 yılında asgari ücret 384 lirayken bir vatandaş 27 lira, yaklaşık 7 çeyrek altın alıyor. 2022'de asgari ücret şu anda 5500 lira, çeyrek altın 1700 lira. 2002 tüketici fiyat endeksine göre yıllık enflasyon %29.8 TÜİK verisi, 2022'de tüketici fiyat endeksi yıllık %85.51. Velhasılı sizin yapmış olduğunuz zamlar vatandaşın cebine girmeden eriyor, bitiyor. Dolayısıyla sizin sunmuş olduğunuz ekonomi modeli, ekonomi politikası, Türkiye ekonomi modeli İflas etmiş durumda Sayın Bakan. Şu anda sahada gördüğümüz, esnafa destek verdiğinizi söylüyorsunuz, çiftçiye verdiğinizi söylüyorsunuz, büyük büyük rakamlar var burada ama sahada bunun yansıması yok. Bu paraları ya birileri hortumluyor ya da enflasyon canavarı yutuyor. Sayın Bakan, vatandaş zamlarınızın altında inim inim inliyor. Sizin yapmış olduğunuz bu destekler, yapmış olduğunuz bu artışlar kesinlikle vatandaşın yoksulluğunu, işsizliğini ortadan kaldırmıyor. Vatandaş sizden çözüm bekliyor. Çözüm için ne yapacaksınız? Bu bütçeden vatandaşa ne kadar pay vereceksiniz? Millet bunu bekliyor. Köylere gelen fahiş elektrik bedellerine tepki göstererek iktidara eleştirilerde bulunan Tutdere, konu hakkında acil bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Sayın Bakan, yine sabahki konuşmanızda 21. sayfasında şöyle dediniz. Doğalgaza %80, elektriğe %50 sübvansiyon sağladık dediniz. 2.1 milyon hanede 152 kilowatt saat tekrar tüketim desteği verdiniz. Bakınız, ben çok önemli bir şey söylüyorum. Sayın Bakan, bunu lütfen dikkate almanızı istiyorum. Anadolu'da özellikle içme suyunu kuyulardan, sondajdan sağlayan köyler suya hasret. Sondaj var, kuyu var. Yüksek elektrik fiyatları nedeniyle artık vatandaş ödeyemiyor. Bakınız, ben burada birkaç köyden örnek vereyim. Adıyaman'ımızın Çağatay ilçesi Arıdam köyü 210 hane 50.929 lira gelmiş. Muhtar diyor ki, ben bunu nasıl ödeyeceğim diyor. Köylüyle karşı karşıya geliyorum. Sürekli ayrılımı üstüne koyuyorum. Ancak ödeyemiyorum. Köylerde su, Anadolu'nun birçok köyünde su koladan, sütten pahalı Sayın Bakan. Bakınız, bunu özellikle not almanızı istiyoruz. Ve bu konuda köylülerin desteklenmesi lazım. En temel insan hakkıdır. Eğer hükümet olarak siz yurttaşınıza